Efendim hiç kimse dünyada olup bitenleri görmezden, duymazdan, bilmezden gelme hakkına sahip değildir. Yaşadığımız zamana ve mekana şahitlik etmek için ekonomik, siyasal, toplumsal hadiseler ve gündeme dair konular ve konuklarla çok gönlü bir bakışla yine Akit TV ekranlarında yayınlanan Gece Ajansı'yla karşınızdayız. Saygı ve sevgilerimizi sunuyor ve Gece Ajansı'na hızlı bir giriş yapıyoruz. Ben Muhammed Binici. Efendim sıcak bir gelişme var. Rusya'ya gidiyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devlet televizyonundan halka ilk kez seslendi ve Putin toplumumuz güçlendi dedi. Wagner'le ilgili de konuşan Putin kan dökülmesini önleyen Wagner'in komutanlarına ve askerlerine teşekkürler ifadelerini kullandı. Habere gidelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devlet televizyonundan halka seslendi. Putin, toplumumuz güçlendi dedi. Wagner'le ilgili de konuşan Putin, kan dökülmesini önleyen Wagner'in komutanlarına ve askerlerine teşekkürler ifadelerini kullandı. Putin, Wagner isyanının bastırılmasının ardından ilk kez konuştu. Devlet televizyonundan halka seslenen Putin, konuşmasında toplumumuz güçlendi dedi. Putin, kan dökülmesini önleyen Wagner'in komutanlarına ve askerlerine de teşekkür etti. Konuşmasının devamında Belarus'a gitmek isteyenlere söz veriyorum. Sözümü tutacağım ifadelerini kullandı. Evet, bu konuyu yarın inşallah 23.30'da Gece Ajansı'nda geniş hatlarıyla hiçbir efendim yazılı görsel medyada olmayacak şekilde yarın bilgi unsurlarıyla birlikte Gece Ajansı'nın masasına yatıracağız efendim. Şimdi sıradaki haberimizde devam edelim efendim. Atamalar geliyor ardı ardına. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları resmi gazetede yayımlandı. 3 deprem iline vali atamaları yapılırken Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'da Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Depremde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni atamaları imzaladı. Resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı. Deprem bölgesindeki 3 ilim valisi değişti. Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Kemal Ceber, Adıyaman Valiliği'ne ise Osman Varol atandı. Savunma Sanayi Başkanlığındaki başkan yardımcılıklarına 5 yeni isim atandı. 12 ile de yeni müftü atamaları gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki savaş, Rusya'da yaşanan gerilim ve İsveç'in NATO üyelik süreci konuşuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyi sosyal medyadan iletişim başkanlığı duyurdu. Görüşmede Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e Rusya'daki gelişmelerin Ukrayna'da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisini iletti. Görüşmede ayrıca Erdoğan, F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının Türkiye'yi değil esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiğini belirtti. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu. NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından İsveç'in NATO üyeliği konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde onaylanmasına çok sert tepki gösterdi efendim. Bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir rapor Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde onaylandı. Skandal raporda FETÖ tezleri sıralandı. Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerçekleştirdiği operasyonlar sözde hukuksuz olarak nitelendirildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten rapora sert tepki geldi. Çelik, FETÖ tezlerini sıralayan bu raporda Türkiye'ye yönelik ifade edilen suçlamaların hepsini reddediyoruz. Raporda bahsedilen şekilde ortada
Gülen Hareketi diye sosyal bir yapı yoktur. Bilakis eli kanlı bu yapının adı Fethullahçı terör örgütüdür dedi. Çelik ayrıca demokrasimizi başta FETÖ, DEAŞ ve PKK, PYD, YPG olmak üzere Türkiye düşmanı terör örgütlerine karşı koruyacağız. Bu noktada mücadelemiz kararlılıkla sürecek, başta darbeciler olmak üzere demokrasi düşmanı olan bu örgütlerin mensupları hiçbir şekilde kendilerini güvende hissedemeyecektir ifadelerini kullandı. Efendim İsviçre'ye gideceğiz. İsviçre terör örgütlerini koruyup kollamaya devam ediyor. Bakın bu haberimizde İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı anma festivali gerçekleştirildi. Terör örgütü PKK'nın kanalında skandal etkinliğe ilişkin görüntüler paylaşıldı. Avrupa'nın orta yerinde terör örgütü PKK festivali yapıldı. Skandal görüntüler Türkiye'ye karşı açıkça düşmanlığı gözler önüne serdi. Vatanın Türkiye'nin toprak bütünlüğüne kasteden terör örgütü PKK-YPG'ye desteği devam ediyor. Türkiye NATO kapısında bekleyen PKK destekçisi İsveç'i konuşurken İsviçre'den rezil görüntüler geldi. İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı anma festivali gerçekleştirildi. Sahnede dev PKK paçavraları ve terörist başı Öcalan posterlerinin görüldüğü festivalde öldürülen teröristlerin fotoğrafları da ayrıca sergilendi. PKK'nın festivalinde terör propagandalarına çocuklar da sahneye çıkartılarak alet edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan eski HDP Siirt Milletvekili Konca da etkinlikte Sakine Cansız'ı överek PKK'ya destek oldu. İsviçre böyle kol kanat gersin ama bizim havada, karada, efendim denizde terör örgütüyle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Bakın bu haberde MİT'ten geliyor, Milli İstihbarat Teşkilatımızdan. Çünkü MİT'in saha ajanları Münbiç'te düzenledikleri nokta operasyonla terör örgütüne darbe vurdu. PKK, KCK, PYD, YPG'ye ait bir yerleşke imha edildi. Terörist öldürüldü. 11 terörist öldürüldü. Terör örgütü PKK'ya karşı Suriye'de operasyonlar sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı bölücü terör örgütünün sözlü yönetici kadrolarına hedef alıyor. Bu kez başarılı haber bir kez daha Suriye'nin kuzeyinden Münbiç'ten geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde düzenlenen roket ve havan saldırılarıyla bölgeye eylem amacıyla geçiş yapan teröristlerin sevk noktalarını tespit etti. Saha ajanları Münbiç'teki PKK, KCK, PYD, YPG'ye ait barınma alanlarını yakın takibe alarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile karadan ve havadan hassas keşif ve takip çalışmaları yürüttü. Belirlenen noktalarda dün eş zamanlı operasyon düzenleyen MİT, 11 teröristi etkisiz hale getirip PKK, KCK, PYD, YPG'ye ait yerleşkeyi imha etti. Operasyonların bayram boyunca süreceği duyuruldu. Evet işte görüyorsunuz kolluk kuvvetlerimiz her alanda önce tespit ediyor, sonra imha ediyor ve oraya yerleşiyor. Niye efendim? Bütün bölge halklarının güvenliği için. Şimdi bu haberden Akşener'e geçeceğiz. Efendim İyi Parti kanadına geçeceğiz. İyi Parti'de Meral Akşener'in bir kez daha başkan seçildiği kurultayda 50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK'nın yeni üyeleri de belirlendi. Önceki dönemde parti içi iki kanatta da bulunan Akşener'e muhalif isimler bu kurultay sonrası listeye dahi giremedi. Bana kala kala kurra kaldı. Ayıp be ayıp. Ayıp. Kurra mı çekeyim ben? Ben kurra mı çekeyim? Milletvekillerini kurrayla mı belirleyeyim? GİK'i kurrayla mı belirleyeyim? Ne istiyorsunuz kardeşim? Kurultayda kendi muhaliflerine karşı böyle bir tavır sergilemişti. O tavır listelere de yansıdı. İYİ Parti'de Meral Akşener'in bir kez daha başkan seçildiği kurultayda 50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK'nın yeni üyeleri de belirlendi. Kurultayda Genel Başkan Meral Akşener'in hazırladığı blok liste oylanırken eski GİK'te yer alan ve içerisinde Akşener'e muhalif isimlerinde olduğu 29 kişi yeni listede yer almadı.
Muhalif GİK üyeleri Arzu Önşen ve İsmet Koşak gibi isimler partinin yeni yönetiminde yer almadı. Genel başkanımıza yeni... Parti içi muhalefeti kamuoyunda dile getirmek için Ortak Akıl Platformu adıyla kurulan platformun sözcüsü Ethem Baykal da yeni dönemde MDK listesinde yer almayan isimlerden oldu. Öte yandan bazı partili kaynaklar yeni listelere tepki göstererek partinin kurucular kurulunun kırgın olduğunu ve istifaların süreceğini ileri sürdü. Şimdi Millet İttifakı'nın İyi Parti kanadından CHP'nin kanadına gidelim. CHP'nin para desteği verdiği Tele 1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ bir skandala imza attı. Yanardağ canlı yayında 30 bin vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu tutulan bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'a metiyeler dizerek serbest bırakılmasını talep etti. Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı. Yanardağ gözaltına alındı. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu, izlemiyor mu bilmiyoruz. Canlı yayında bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ı özgürlük istedi. Skandal sözler ardı ardına geldi. CHP'nin para desteği verdiği Tele 1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ bir skandala imza attı. Yanardağ canlı yayında 30 bin vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu tutulan bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'a metiyeler dizerek serbest bırakılmasını talep etti. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ne pazarlık yapıldı, ne teklif edildi, bunun karşılığında ne alındı, ne verildi bunu bilen kimse yok. Ailesiyle bile görüşemiyor. Avukatlarıyla görüşelim. Böyle bir infaz düzen olabilir mi ya? Skandal sözlerinde vites artıran Yanardağ'ın Öcalan hakkında son derece zeki birisi sözleri adeta pes dedirtti. Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suçu ve suçluyu övmeyle terör örgütü propagandası yapmak suçlarından soruşturma başlattığı Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Çok üzüleceğimiz bir haber geliyor sırada. Keşke böyle haberler olmasa. Biz de bu haberleri ekranlara taşımasak. Gerçekten vicdanımı sızlayarak veriyoruz. Eyüp Sultan'daki Feshane-i Amire binasının restore ettirip tasavvuf müzesi yaptıracağını söyleyen Ekrem İmamoğlu yeni bir skandalla daha gündeme geldi. Tasavvuf müzesi yerine sözde sanat merkezi açan İmamoğlu burada skandallara imza atarak İslami değerlere hakaret edilmesine, LGBT ve gezi propagandası yapılmasına maalesef izin verdi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplumun sinir uçlarına dokunmaya devam ediyor. Pozisyonunu oturtmakla başlıyor. İmamoğlu yönetimi hedefine yine İslam dinini koydu. Ahlaksızlığı meşrulaştırmak için her yolu deneyen İmamoğlu yönetimi, Eyüp Sultan Hazretleri'nin maneviyatına da saygısızlık yaparak Feshane'de skandal bir sergi açtı. Satanist semboller, LGBT propagandası, İngilizce mahyalı cami önünde dansözler, artı 18 tablolar, polis düşmanlığı içeren fotoğraflar. Sapkın sergide ahlaksızlık adına yok yok. Restorasyon sonrası 22 Haziran'da Artı İstanbul Feshane adıyla açılışı yapılan binada LGBT propagandası ve Gezi Parkı kalkışması güzellemesi yapılması tepkilere yol açtı. İslami değerlere hakaret edilen müzede çıplak heykellerin bulunması Eyüp Sultan'ın manevi değerine saygısızlık olarak yorumlandı. Sergide LGBT'li bir kişinin eserine ve sözlerine yer verilmesi de dikkatlerden kaçmadı. İstanbul Bir Masal isimli bölümde ise Gezi Parkı kalkışması sırasında çekilen fotoğraflar yer aldı. Yine aynı bölümde İstanbul'da yapılan izinsiz gösterilere müdahalede bulunan polislere yapılan saldırılara ait fotoğrafların bulunması dikkatlerden kaçmadı. CHP'li yönetim büyük infiale neden olan sapkın sergi için geri adım atmadı. Aslında şu haberin üzerine çok yorum yapılır. Buradan sabaha yol olur sevgili izleyiciler ama sadece şunu söyleyeceğim. Tek bir cümle.
Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabri başında elini arkasına atandan daha başka ne beklenirdi ki? İşte her şey ortada. Ne diyelim? Efendim, kutsal topraklara gideceğiz şimdi. Kutsal topraklarda haç heyecanı yaşanırken yüzlerce çocuk da küçük yaşlarda bu kutlu yolculuğa dahil oluyor. İşte Kabe'nin o mutlu çocukları efendim. Onlar Kabe'yi çocuk yaşta görebilen şanslı çocuklar. Çok mutluyum. Annem ve babama da çok teşekkür ediyorum. Herkesin deneyimlemesi gereken bir şey. Elhamdülillah. Kutsal topraklarda haç heyecanı yaşanırken yüzlerce çocuk da küçük yaşlarda bu kutlu yolculuğa dahil oluyor. Mekke-i Mükerreme'de annesinin babasının kucağında yüzlerce çocuk büyüklerinin ibadetine eşlik ediyor. Namazımı kılıyorum. Ara sıra Kur'an-ı Kerim okuyorum. Tesbih çekiyorum. Ramazan'da da babamla teravihlere gidiyorum. Fahri Kainat Peygamber Efendimizin izlerini takip eden çocuklar bu yaşta o kutsal mekanların havasını solumanın mutluluğunu yaşıyor. Efendim, İstanbul Belediyesi değil, tüm dünyadaki batıllar bir araya gelse bu çocuğumuzun yüzündeki o masumiyeti, bu nuru, kalbindeki ihlası, imanı söndüremeyecekler. Söndüremeyeceksiniz. Evet, şimdi bakın, bu haberde de İslam dünyası bir bayramla daha kucaklaşacak ve bir bayrama daha ulaşacak olmanın heyecanını yaşıyor efendim. İşte 28 Haziran'da camiler bayram namazı için dolup taşacak. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini duyurdu. İstanbul'da bayram namazı saat 16'da, Ankara'daysa 05:57'de kılınacak. İslam alemi bir bayrama daha ulaşacak olmanın heyecanını yaşıyor. 28 Haziran sabahı camiler yine bayram namazı için dolup taşacak. Bayram namazı vaktine yaklaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Bayram namazı İstanbul'da saat 06:10'da kılınacak. Başkent Ankara'da bayram namazı 05:57'de kılınacak. İzmir'de ise Müslümanlar 06:24 itibariyle secdeye gidecek. En erken bayram namazı 05:12'de Iğdır'da, en geçse 06:22'de Çanakkale'de eda edilecek.